Türkan Şoray'ın Duygusal Gecesi, Asmalı Konak ekibinin yıllar sonraki buluşması, İrem Derici'nin çarpıcı açıklamaları. İşte magazinde haftanın haberleri. Eski dostlar buluştu. Bunun yanına eski resimleri koyarsınız. Sultan sahnede coştu. Ayrılık boynumu büyüsün, istemem aşkıma leke sürünsün. İrem Derici bombayı patlattı. Ben üremeyeceğim. İşte magazin dünyasında haftanın haberleri. İpek Tuzcuoğlu'nun şiirlerinden oluşan Yarım kitabının lansmanı eski dostları buluşturdu. Tuzcuoğlu kitaptaki şiirleri oyuncu arkadaşları İlhan Şen ve Erkan Bektaş'la birlikte seslendirdi. Bir konsept kitap aslında. Şiirlerin seslendirmesini sevgili İlhan yaptı çoğunu. Erkancığımla düetler yaptık, İlhan'la düetler yaptık. Seslendirme yönetmenliğini de Erkan yaptı. Aslıhan Güner lansmandaki isimlerden. Güzel bir insan, hem çok güzel bir ruh ve kalbe sahip. Heyecanla bekliyorum, söylediği andan itibaren çok merak ettim ben de yeni kitabını. Bugün ona destek olmak için hemen koşa koşa geldim. İpek Tuzcuoğlu'nun Asmalı Konak'tan arkadaşı Özcan Deniz'e eşi Samar Dadgar'da lansmanda. Kitap lansmanı vesilesiyle Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Asmalı Konak'ın kadrosu da yıllar sonra bir araya geldi. İpek Tuzcuoğlu, Asmalı Konak'ın Dicle'si, Özcan Deniz de Seymen Ağası'ydı. Demek dirildin Dicle Hanım. Öleceğim mi ben ağam? Ondan mı geldi? Aman bu da deli deli konuşma. İyi oldun diyoruz inanmıyor. Sen söyle şunu ağam. Ölecek olsan gelmezdim. Beni bilmez misin? Böyle şeylere hiç dayanamam. Asmalı Konak'ın diğer iki oyuncusu Gonca Gül Sunar ve Eylem Yıldız da lansmanda bir araya gelince akıllar 22 yıl öncesine gitti. Bunun yanına eski resimleri koyarsınız. Ağlarız falan. Yıllar geçti üstünden. Haliyle herkes biraz değişmiş görünüyor. Kesinlikle. Herkes aynı gibi görünüyor aslında. Evet bir ya anlamda. Öyle teşekkür ederiz. Bilmiyorum. Öyleyiz bence ya. Emin değilim. Özcan kesin aynı da. Tam tersi tıfıl tıfıldık o zamanlar. 28 yaş nerede? 52 nerede? 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 Güzeliz be. İyi baktık. Bak buraya kadar iyi getirdik. Güzeliz mi? Buradan sonrasına garanti veremem. Buraya kadar iyi geldik. Artık hayırlısı. Özcan Deniz ve İpek Tuzcuoğlu Dicle ve Seymen Ağa'dan beri 20 yıldır ilk kez o gün görüşüyormuş. Daha önceden işte Eylem'i mesela şeydi, Cihangir'de falan ara ara görüyordum. Ama onunla da herhalde bir 15 senedir görüşmüyorum. Seni 20 senedir görmüyorum. Biz hiç görüşmedik. Hiç denk gelmedik. Evet. Senle en son 15 senedir bir şey yaptık. Evet. Biz kaderimin yazıldığı günde olduk. Evet. Ama şey duygu olarak böyle aynı kaldığımız yer değil mi böyle? Aynen. Şey değil yani öyle. Asmalı Konak kadrosunun elbette pek azı burada. Gözler Asmalı'nın baharı Nurgül Yeşilçay'ı da aradı. Biz sanki önceden tanışıyorduk. O insanlar bizdik ve birbirimizi kaybetmemek için kavgaya tutuşmuştuk. Biliyorum. Bana kızmıyordu. Bağırıyordu ama kızgın değildi. İpek Tuzcuoğlu kitabını Asmalı Konak'ın çekildiği Kapadokya'da yazmış. Kapadokya'nın büyüsüne dikkat çekiyor Asmalı Konak ekibi. Orası hepimize çok bereketli geldi çok, ya. Çok, evet. Ya ben de birçok senaryomu, şarkımı, tek ben değil Çağan da öyle. Birçok işini evet. Gücünü hep orada yazdı. Tabii, tabii. Yani o mekanın öyle bir garip bir enerjisi büyüsü vardı. Evet. Vardı. Özcan Deniz'in kadınlar üstünde garip bir etkisi var. Kadınlar onu dostane olarak da seviyor. Bunun sırrı aileden geliyor. Ve benim ailemin %90'ı kadın. Yani çok az erkek var. Yani tabii ki var da hani onlar da şimdi bana saldırmasın. Ama en azından benim büyüdüğüm ortamda çok kadınlı bir ortamda büyüdüm. O yüzden hani... Kadın ruhundan iyi anlıyorsun.
Yok be, o değil mesele. Ama hani kadına karşı bir ayrı bir ayrıcalığım, bir şeyim var diyeyim. Davranışla ilgili ayrı bir ayrıcalığım var. Yani biraz orada cinsiyetçilik yapıyorum. İpek Tuzcuoğlu, Özcan Deniz'i erkek ünlülerin Ajda Pekkan'ı ilan ediyor. Zamansız bir adam. Kesinlikle. Yani nasıl Ajda Pekkan kadınlardaysa. Çok katılıyorum Özcan. Özcan Deniz de zamansız sahne, bir adam. Sahne. Yani. Görmüşüm her de. Anlamda sahne. Özcan Deniz'in genç kalmasında eşi Samar Dadgar'ın bir etkisi olabilir mi? Krem. Krem. Düz krem. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Samar sağ olsun bana bir krem alıyor. Al bunu sür. Bakıyor. Allah var bakıyor. Çünkü ben duyuyorum böyle evde müzikler çalıyor. Güzel kokular falan. Böyle yapıyor. Yapıyor. Geliyor haberleri. Geliyor. Yani hiç anlamadığım şeyler ama o yorgun geldiğimi hissettiği an yani her türlü beni bir şekilde böyle bir sakinleştirip dinlendirmeyi biliyor. Özcan Deniz'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey'e de iyi bir abla oldu Samar Dadgar. Oğlumun tabii ki de annesi var ama şanslı ki en az annesi kadar onu çok seven Samar var hayatında. Zaten Samar Kuzey'in hayatına girdiğinde Kuzey 1,5 yaşında, 2 yaşında falandı. O yüzden Kuzey hatırlamıyor bile Samar'ın ne zaman hayatına girdiğini. Onu aileden kabul ediyor. Onu en yakın arkadaşı olarak görüyor. Bu da benim için de büyük bir şans. Yazın gelmesiyle birlikte müzik dünyasının starları yeni çalışmalarını bir bir yayınlıyor. Ebru Gündeş son albümünün yeni klibi Dünden Beri'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Dönmüyorsan şu kalbimi gönder geri. Vazgeçti Kenan Doğulu da uzun süredir merakla beklenen kahve şarkısını paylaştı. Doğulu kahveyi uzun süredir birbirine hasret kalan dostlara ithaf etti. 40 yıl oldu görüşmedik, hatırım bitti doldur geri. Konu sensen her zaman varım. Bir telefon uzaktayım, hep yanında yakındayım. Hakikatli sırdaşım benim. Sıla'nın da merakla beklenen yeni şarkısı Mesela'nın klibi yayınlandı. Sıla sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte yaptığı yeni şarkısının klibinde dansları ve tarzıyla dikkat çekiyor. Sen daha gencende geçende buraları çoktan döndük biz, güldük biz. Oraları sen daha gencende geçende buraları çoktan döndük biz, döndük biz. Oraları hey. Tarkan, Megastar'ın uzun süredir beklenen albümü için geri sayıma geçildi. Tarkan, albümünden şarkıların kısa kesitlerini paylaşıyor sosyal medyada. Tarkan, bir hareketli bir de slow şarkısından videolar yayınladı. Yaprak gibi savrulan bizim o güzel anılarımız mı? Yoksa gözlerimizden damla damla bu akan. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle unutulmaz bir gecede buluştu. Türkan Şoray'ın filmlerinde çalınan ve söylenen şarkıların senfoni orkestrası eşliğinde sahneye taşındığı Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi ilgiyle izlendi. Sahneye Selvi Boylum, Al Yazmalı müziğiyle çıkan Türkan Şoray, yaptığı konuşma sırasında heyecanlandı. Hep sevdiklerimi görüyorum. Ne güzel, ne mutlu. Bugün burada sizlerle şarkılı filmlerimi birlikte izleyecek olmak beni son derece mutlu etti. Bu gece benim için çok özel bir gece. Hele sizlerle böyle birlikte olmak, beni bu kadar güzel karşılamanız mutluluğumu...
Müzisyenlerin Türkan Şoray filmlerindeki şarkıları seslendirdiği konserin finalinde Sultan da sahneye çıktı ve şarkı söyledi. Türkan Şoray'ın Azize filmindeki meşhur balıkçı şarkısını söylediği anlar büyük alkış aldı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kendini yardıma adayan eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reşat Strick ile nikah masasına oturdu. İrem Derici yaz tatiline çıktı ve sosyal medyayı önce pozları ve dans videosuyla salladı. Sivri dilli popçu İrem Derici yaptığı bir röportajda çocuklara katlanamıyorum açıklamasıyla gündeme gelmesinden kısa süre sonra çektiği bikinili videoda bu sözlerine açıklık getirdi ve çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi. Ben bunu kaç yıldır söylüyorum. Ağlayan herhangi bir şeye benim tahammülüm yok. Erkolar da niye kapatılsın? Ağlayan erkolar kapatılsın. Niye her ilişkinin erkosu ben oluyorum mesela? Hiç bunu soruyor musunuz kendinize? Sormuyorsunuz. Ağlamayın kardeşim. Siz üreyin. Bol bol benim için de üreyin. Ahmet Mehmet için de üreyin. Ben üremeyeceğim. Aşığım senin şu gözlerine. Tavlıyorsun beni sözlerine.